Yanımda Üniversite Medya Birliği Kurucu Başkanı ve Ajans ÜMB Kurucusu Atakan Şeniz var. Merhaba Atakan Bey. Merhaba. Bu sene radyo akademilerinin üçüncüsü düzenleniyor. Siz de ödül veren taraftasınız. Neler hissediyorsunuz? Heyecanlı mısınız? Son derece heyecanlıyım. Bu ödül töreni 3 senedir devam ediyor. Gerçekten arkasında nasıl bir emek olduğunu çok iyi biliyorum. 3 senedir biz de Üniversite Medya Birliği olarak bu organizasyonun bir bileşeniyiz. Elimizden gelen desteği sunmaya çalışıyoruz. Hem üniversite radyoları kategorisini belirleyerek, bu sene de akademik heyetini oluşturarak böyle bir misyon üstlendik bu ödül gecesi için. Peki siz radyonun geleceğini nasıl yorumluyorsunuz? Sizce ilerleyen senelerde hayatımızda şu an olduğu gibi olmaya devam edecek mi? Üniversite radyolarında bir hareketlenme söz konusu. İşte bu akşam ödül verdiğim, benim de ödül verdiğim ve dün akşamki ödül töreninde de bir ödül kazanan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Radyosu, Radyoton ve diğer üniversite radyoları bu yarışmalar için enerji sarf eden ve gerçekten yayın yapan, yani organizasyon, eğlence yerine gerçekten yayınları olan, yayıncıları olan radyolar çok kıymetli üniversite radyoları. Bu anlamda üniversite radyoları sektörün geleceğine de yön verecektir. Çünkü şu an mevcut uluslar radyoların, yerel ve bölgesel radyoların koltuklarını dolduran, oralarda olan radyo programcıları bir süre sonra o koltuklarda olmayacaktır. Üniversite radyolarından yetişen isimler oraları dolduracaktır diye düşünüyorum. Bu anlamda üniversite radyoların üstlendiği sorumluluk çok büyük. İnşallah radyo sektörüne onların enerjisi yön verecektir. Üniversiteleri tek çatı altında toplayan bir kuruluş kurdunuz. Bu başarınızı neye bağlıyorsunuz? Öncelikle başarı olarak gördüğünüz için teşekkür ediyorum. Üniversite Medya Birliği bir hayaldi. Bizim kendi üniversitemizde yaptığımız bir çalışmanın niye tüm üniversitelerde bu iş yürümesin hayaliyle, adımıyla ortaya çıktığımız bir çalışmaydı. Oradan başlayarak 20 üniversite, 30 üniversite, 60 üniversiteye kadar gittik. Bütün bu alanla alakalı üniversite kulüplerini ve topluluklarını bir araya getirdik. Tabii ki bu çok ciddi bir enerji, efor, fedakarlık gerekiyordu. Üniversite Medya Birliği'nin arka planında hakikaten çok büyük bir fedakarlık var, emek var, enerji var. Tamamen üniversite öğrencilerinin döndürmeye çalıştığı, maddi manevi zorluklara göğüs gerdiği bir sistem. Bu sistemi bu şekilde ayakta tutmak 3,5 senedir hem bir dernek olarak faaliyet göstermek hiç kolay olmadı. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de yine Üniversite Medya Birliği ismini birçok üniversitede dalgalandırmaya devam edecek. Ajans kısmı da artık bizim mezuniyete yaklaşmış, bizimle beraber yol alan arkadaşlarımızın gerçekten kendilerine sektörde yer bulabilmeleri için bir oluşturduğumuz bir fırsattı. Ben 3 senedir hep diyordum bir ajans kuracağız, bir şirket kuracağız diye. Kısmet oldu, bu sene onu kurabildik. Umarım uzun ömürlü olur ve o şirket çok güzel işlere imza atar. Ve Üniversite Medya Birliği'nden de çok sayıda arkadaşımız o şirkette görev yapar diyorum. Çok teşekkür ediyorum.